Merhaba sevgili Help Mert izleyicileri. Bugün sizlere online oyunlardaki lag problemini nasıl çözeriz, nasıl önlemler alırız, bunlar hakkında yararlı video hazırlayacağım. Biliyorsunuz ki günümüzde herkes online oyun oynuyorlar. Telefonda, bilgisayarda veya başka yerlerde bir şekilde online oyun oynanıyor. Konsollarda da falan. Fakat şöyle bir olay var arkadaşlar. Hepimizin online oyunlarda deliren bir şey var. O da lag. Evet, lag yüzünden maalesef oyunlar bize zehir oluyor diyebilirim. Şimdi buna nasıl bir çözüm yolu bulacağız abi? Nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? Hemen bakınıyorum şöyle bir. Çözüm yolu olarak internet altyapımızı biraz daha iyileştirmek. Evet arkadaşlar, günümüzde herkeste bir ADSL bağlantı var diyorum. Fiber bağlantı olanlar çok az. Şimdi burada şöyle bir olay var. Eğer online oyunda düzgün bir bağlantı, lag'ı düşürmek istiyorsanız öncelikle bilgisayarınızla veya konsolunuzla modeminizi Ethernet kablosuyla bağlamak gerekiyor. Evet, Ethernet kablonuz maksimum 10 metre olmak zorunluluğunda ve lütfen Ethernet kablosuyla bağlayın. Ethernet kablosuyla bağladıktan sonra wireless'ı devre dışı bırakmayı unutmayın. Çünkü bazı bilgisayarlarda Ethernet'i taksan da wireless üzerinden internete çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, Ethernet bağlantımızı yaptıktan sonra aramızdaki tek engel modemle internet arasındaki bağlantıdır. Bunun için de öncelikle eğer online oyunu oynuyorsanız sizin internetinizi başkalarının sömürmemesi gerekiyor. Wireless üzerinden birisi eğer film izlerse sizin internetinizde şöyle bir sorun olur. Oyunlarda lag çıkabilir. Ya da şöyle diyeyim. Ben görüntülü konuşma yapıyorum arkadaşımla ama içeride kardeşim online oyun oynuyor. Haliyle onun pingi 200'leri 300'leri bulacaktır. Bunun da sebebi upload yapıldığında ADSL standartlarına göre maalesef ve maalesef ping tavan yapıyor. Arkadaşlar, Metro Ethernet kullanıyorsanız hem upload hem de download yaparak aynı eşit hizada pinginiz maksimum 5-6 milisaniye olacaktır. Normal fiber kullanıyorsanız da dediğim gibi normal fiberlerde 5 megabit upload hızı var. 5 megabitlik upload hızında da oyunlarda size pek bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Uydu net kullananlar varsa bunlarda 4 megabit upload hızı var ve uydu nette de yine gerçekten internetiniz ve pinginiz çok iyi düzeylerde olacak. Ama ADSL kullanıyorsan başın dertte dostum. Onu sana şu şekilde anlatabilirim. Eğer ADSL kullanıyorsan cidden başın dertte. Onu nasıl çözebilirsin? Hemen sana bunları söyleyeyim. Bilgisayarında zararlı yazılımlar varsa veya arkada açık interneti sömüren bir şeyler varsa onları kapatacaksın. Daha sonra modeminle bilgisayarını Ethernet'le bağlayacaksın ve geriye hattını onarmak var. Evet, ADSL hattı ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Hem VDSL hem de ADSL. Fiber internet kullananlar şunu düşünsünler. Normal fiber, asıl fiber dediğiniz şey daireye kadar fiber optik kablonun gelmesi demektir. Yani telefon altyapısıyla fiber maalesef çok sıkıntılı. VDSL dediğimiz bir olay var. Çakma fiber diye söylüyoruz. Bunlar da upload hızı 2 megabit. ADSL'e göre biraz daha download hızı iyi. Hani 100 megabit'e kadar çıkarsın ama upload 2 olması ve herhangi bir online oyunda veya upload'da pingin taban yapması demektir. Bunun için öncelikle ADSL'de de buna dikkat edin. Eğer hattınız kötüyse bina girişindeki ankastreden dairenizdeki modeminize kadar bir Ethernet kablosu çekin. Evet, yani modeminizle dışarıdaki santral kutusu arasındaki bağlantıyı onarmanız gerekiyor. Binanız eski ise modeminize kadar gelen kablo eğer pastı ve kirli ise veya kırılmışsa o zaman sizin hat değerleriniz düşecek. Hat değerleri düştüğü için bu da ping'e etki edecektir. Bunun için hattınızı onarmanız gerekiyor. Hattınızı onarmak için hemen şöyle kısaca söyleyeceğim. Arkadaşlar, çok uzun olmamak şartıyla CAT6 kablo alacaksınız. Bina girişinde internet dolabı dediğimiz ufak bir ankastre kutusu var. Oradan dairenize kadar hiçbir şekilde ek olmayacak bir şekilde bir Ethernet kablosu çekin. CAT6 Ethernet kablosu. Bu Ethernet kablosunun içinde 6 tane ince uç var. Bunun sadece 2 tanesini kullanacağız. Ve bunun ucuna RJ11 soket çaktırıp, hemen şurada resimlerini görebilirsiniz. RJ11 soketi çaktırıp modeminize bağlıyorsunuz. Kablonun diğer ucunda aşağıdaki kutudan dairenizin, yani sizin hattınız hangisi ise ona bağlayarak modemle bina girişindeki hattınız arasındaki bağlantıyı biraz optimize etmiş olacaksınız. Hattınız optimize edildiğinde de pinginiz yarı yarıya, hatta %70 oranında düzelmiş olacak. Yani hat değerleriniz de bu şekilde düzenlenmiş olacak. Ve 16 megabit'i biraz daha ADSL'de yakalıyor olabileceksiniz. Ve bu yüzden ilk baş dediğim gibi bilgisayarını Ethernet'le bağla. Eğer bağlantın hala kötüyse
ağındaki başka kişileri internetten çıkar. Gerekirse Wi-Fi'yi kapat modemin. Eğer yine sorunlar devam ediyorsa modeminle bina girişindeki hattı onar. Eğer bunlara rağmen hala da sorunu çözülmediyse o zaman yapabilecek pek bir şey yok dostum. Onun için Türk Telekom'un altyapını yenilemesini beklemen lazım. Bu da yıllar sürebilir. Ve bunun için dediklerimi uygularsanız gerçekten online oyunlardaki lag problemini çözersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.